Niye bizim mahallede çekiyorsunuz? Bir gören olur, bir duyan olur. Burası Ankara'nın translarının yoğun yaşadığı bir semt. Her sokakta muhakkak bir translar yaşıyor. Bu da bizim en sevdiğimiz taksici abi. Ben burayı nasıl sıyayım ayol? Şey olmuş, ses geçirmiyor. Bu arada bu abi yeni, değil mi abi? Ben yeniyim, evet. Bak nasıl bir yer. Çünkü ben bu mahallenin kızıyım. Çiğ köfte yapacağız bugün. Söz vermiştim. Taşlama yapalım. Mercimekle. Vegan. Varsa eksik. Abla ev alışverişi yapın demedik. O zaman yeşili kalalım. Semizot salatası da yapar mıyız? Ama vegan değil o. Aa, ben domateslisini yapıyorum. Alıyorum o zaman. Poşet nerede? Abi Garavango. Bu Şili var ya. Bu görüşmediğimiz sezon finali arasında benimle bir yakın oldu. Bir sevdik birbirimizi, bir bacılığımız bir kaynaştı. İyi oldu yani, güzel oldu. Ben seni tek yakalamışken bunları söyledim. Bakalım o seni tek yakaladığında benle ilgili ne söyleyecek. Sat köpek. Hadi. Bir dondurma yemeyeyim mi dernek parasından? Dernek biraz da bana çalışsın. Abla tamam. Suudi Arabistan'daki bütün kadınlara ve LGBT'lere selam. Evet, Bohan, sizi unuttum sanmayın. İnce bulgur, evet. İrmik, mercimek. Mor saç yaptım sana, çok yakıştı az önce. Story atacağım şimdi. Çok güzel şeyler var. Yemeyelim mi iki tane? İki saatte hazırlanamıyor. Geçimsiz. Ne lanet bir lübünya bu ya. Neden ben? Çünkü ben enfes Hindistan cevizlerinden yapılmış vegan, laktozsuz, glutensiz, nefis bir içeceğim. Reklam bir şey yaptım. Siz de bunu yapıyor musunuz ya? Burnunuz akıcı. Ay hiç yapmıyorum. Ne kadar pislik karısın. Sana inanmıyorum. Onunla da yaşamaya devam edecektim şimdi. Buraya normalde de geliyorum zaten. Burası bizim mahallenin mikrosu. Ama kamerayet için geliyor olmak heyecanlandırıyor. Video çekerken heyecanlanmayı özlemişim. Aa, ya bu ne olacağız? Vodka'nın içini mi? Ay inanamıyorum. Kızmış aklım onu yere. Çok özür dilerim mikros. Şimdi hüllüme geldi. Kondomlu alacağım. Bak bunu böylece aldım. Hiç dokunmadım. Sonra şöyle yaptım. Kondomu ne yapmıyoruz? Tuvalete atmıyoruz. Aynen, kadar. Tuvalete her zaman çöpe. Aynen, her zaman çöpe. Alırım. Alamadı dedirtmez. Alırım. Lak diye alırım. Şunu ılgın olmam önce. Bu çıkarınca. Tabii canım. Yok canım, o köşeli, sağlı, sollu her köşeli de alırım bu arada. Alırım. Buğulandırsana arka tarafları. Adara, şu an buğulu görüyorsunuz beni. Drink. Göremiyorsanız Özkan yapamamış demektir. Bak bir yak sağdan. Bizini aldık yani, resim çok güzel ama çok sağdan. Kaçak gizli güzel oluyor, biliyor musun? Ben seviyorum öyle katapulliyi. Yeşil mercimek. Şimdi bir anlatsana bana yemeği nasıl yapacağını. Ay eve gidince anlatırız. Ne diye ay yeter ya abi, demedim mi sana düşüş dengeyi? Daha ne uğraştırıyorsun beni ya? Zekalı, ben de bulgur arıyorum, ne yapayım? Bulgur burada işte, daha neyine bulgur arıyorsun? İrmik mi bulgur mu, bir karar İrmik ver ya. Sen söyledin elimi. Sen bulgur dedin. Ay, bulgur İrmik arıyorum dedim. Bulgur elimde. Ya dilim sürçtü. Al bir bulgur. İrmik diye mi sürçer ya, hadi. İrmik almadık. Burada değildir. Yıkıldım sayende. Kader kurbanıyım. Götten yaralıyım. İrmik. Thank you beyefendi. Kız beyazlamışını tutması. Boya değil mi? Boya değil ayol, karının saçı beyazlamış. Nasıl yani, bir insan saçı o kadar beyazlayabiliyor mu? Hayatım beyaz adı üstünde. Ama böyle şey hani küllü olur, birbiri olur, onları biliyorum. Hayır canım, da böyle beyaz da var tutama. Şovşak. Ben şovşakçıyım. Çok yoruldum. Ben eve gitmek istiyorum. Eğlenemiyorum burada. Olmuyor, yok. Evde moduma gireceğim. Sıçıyorsun kız, ne yapıyorsun? Ikınıyorsun orada. Çıkmıyor. Ay sinirim bozdu, yeter. Neyse oynamayalım, hadi maç. Bak çıkardı. Neymiş bu? Çorlama bari bırak. Çorcu köpek hadi. Çorcu köpek. Bitti mi arkadaşlar? Yani evet. Şu, evet. Hoş geldiniz. Aynı kartı alabilirim. Onlara ayrı. Nani bir çiğne var. Şık alabilir miyim? Çok iyi tutuyorum. Şık alabilir miyim? 3 tane.
Alan olsaydı bu değil ayağına karıştı. Ne yaptın lan sen bu güzel? Zor hayat, çok zor. Kader kurbanıyım bacım. Bir tane poşet ver de boğayım kendimi şuradan. Kader kurbanıyım. Soğanı da alabilir miyim? Abla paraları siz ödüyorsunuz. Sonra Salih vermedi bana. Bana ne? Bu bana söylenmedi. Ay ne kadar eğlendim. O ayrı geçecek. Bunun şeyi neydi hatırlıyor musun? Teşekkürler diyor. Oldu demek. Oldu demek. Olmadıysa da sen yaz defteri ben sonra gelirim. Aynen bende nakit yok şu anda. Hayır, sadece çekim günü yani? Nakitsiz gelir. Ama abla ben cepim sadece kartla yani. Geldim. Soydular beni görüyor musun? Salih'e seslenmek istiyorum ben buradan. Gördüğün gibi rezillik yaşıyoruz. Bana nakit para lazım hayatım. Çok önemli. Çok önemli aynen. Harcarsın kız. Ver Salih'e, Salih al. Genç para adam, üstümüz. Genç adamsın, harcarsın al. Razı mısın? bir sigara yakmıyor muyuz? Hadi sigara yakalım, şanlayalım. Aynen, daha aynen. Çiğ köfte mi? İç köfte yapacaksın. Yapmasak mı? Her yer bitecek ya. Vazgeçtik desek zaten buradan 20-25 dakikalık video çıkar. Yani aynen öyle. Bir sonraki videoda da içli köfteyi görürsünüz. Aynen. Gidelim o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ego'ya bilelim mi? Ada kartı. Esat ikiye ayrılıyor. Küçük Esat, Büyük Esat. Büyük Esat buralar. Gazi Osman Taşı tarafı. Küçük Esat da benim oturduğum taraf. Esat Caddesi de Küçük Esat diye geçiyor falan. Bize durmayacak arabanın ağzına sıçarım gel. Şarkı yapalım. Şer benzinliğini orada inelim. Bir arka sokakta inse bir sorun olmaz. Biraz daha yürüyüşüm. Mahalledekilere el sallarım. Ünlü oldum hadi. Görürsün yarın televizyonlarda aç kanalda. Her şeyler. Çok şey yasaklı kanallarda. 900'lü hatlarda görürsün beni. Ben kendimi artık şeye benzetiyorum. Shrek'in Fiona'sı var ya. Gece şeye dönüyor, canavara dönüyor. Deve dönüşüyor. Ona benzetiyorum. Annem aynı. Doğukan sen iki poşet almak ister misin? Alır bence. Alırsın ka. İyi akşamlar. Kader kurbanıyım bebe. Selamlar bize. Sağlayalım mı? Ne yok? Efendim bayağı. Kanal. Ha. Öpüyorum size. Hoşçakalın. Pizza çok tatlı değil miydi ama? Ayna kırıldı hasedinizden. Hep köfte yapıyoruz, köfteden gidiyoruz. Ne köfteyi ya? Sever Lubun ya. Kader diyemezsin sen kendine. Biz şey yapmış. Mercimekli, soğanlı pilav. Sus. Selam Barbiler, Kenler, Safinazlar, Yarraklar, Kürekler. Hoş geldiniz. Yeniden bir aradayız. Selam Barbiler, Kenler, Safinazlar, Porselen Bebekler, Taş Bebekler, Lana Bebekler, Çakin'in gelinleri, eltileri, enişteleri ve tabii ki çok kıymetli enişteciler. Aşkım hoş geldin. Aşkım hoş geldin. Ve son olarak da herhangi bir Barbilik beyanı bulunmayanlar. Biz geldik. Yaa, geri geldik. Çok havalı değil mi? Kesinlikle çok havalı. Kışın en güzel aktivite. Pembe ayata video değil çekmek. Mi? Şunu ısınıyoruz. Petek yakmaya gerek yok ışıkla. Ay bilmiyorum bugün ne yapıyorduk? İçli köfte yapacağız. Bir gay resim geldi. Kusura bakmayın. Ben hangi kameraya bakmalıyım? Yani hala da bir tane vardı. O da Madi'dendi. Şimdi üstten o çeken olan mı daha şugar? Alttan çeken mi? Üstten çeken masayı çekiyor. Alttan çeken sizi çekiyor. Ben arada bir hareketli çekim yaparken bana bakın. Okey anlaştık. Çok. Güzel. 3 tane kameramız var. Bir tane de demir sopamız var. Onun ucunda da böyle şey var. Mikrofon. Mikrofon var. O mikrofonla efendim sesimiz geliyormuş. Öyle iddia ediyor Özkan. Özkan'la yeni tanıştık. Özkan. Videoda Özkan. Çok farklı bir karakter çıkıyor Özkan içimizden. Hani sallayabiliriz. Her şeyi yapabiliriz. Bir anda çığlık atabiliriz. Şirvan gidebilir mesela. Evet, kalkar giderim gider. Anladın mı? Öyledir. Lütfen. Mercimek yanıyor bir beni tane. Gelmeyin. Ben kapatıyorum artık bunun altını bu arada. Biraz daha pişsin ya. O zaman su koymam gerekiyor. Ondan sonra içli
tepsi köfte yapacağız. Bunun için 2,5 su bardağı ince bulgur koyduk buraya. Ay şu tepsi göstermeyelim kız. Neden? Ablacım görmüyor musun? Ama makine yıkamamış. Benim suçum değil. Ablacım elle bir alınmaz mıydı bu? Ya görmemişimdir. Ama var ya bu kadar kirimi pasağımı yüzüme vurduğunda insan böyle bir... oluyorum. Onu daha önce de yaşadık biliyorsun. Ondan sonra canım 2,5 su bardağı ince bulgur koyduk buraya. Üstüne de 1,5 çay bardağı irmik ekledi. Ve onu sulandıracağız birazdan. Bir yandan da mercimeğimiz pişiyor. Ben bayağı vegan bir kanal olduğu için vegan bir içli köfte yapmamız gerekti. Yani bu zorunluluktu. Benim seçimim olan bir şey değildi. Kusura bakmasın, o yüzden vegan olmayan arkadaşlarımdan özür diliyorum. Aslı Alpar'a da buradan selam söylemek istiyorum. Aslı Alpar'ın kenesiyle de en kısa zamanda tanışmak istiyorum. Kenesi mi varmış? Evet, bir tane story atmış. Elini paylaşmış. Şurada da ben gibi bir şey var. Kız dedim o ne? Demez mi bana kene? Kene besliyor. sen de fare besliyorsun ama fare okey. Fare beslenir. Bence okey ya. Kene de beslemezsin. Doğru hayatım, kene de beslemezsin yani. Onun dışında 2 tane soğanımız var. Ben soyuyorum. Yeşillik olarak biz şey seviyoruz, nane seviyoruz. Maydanoz. Bir de yeşil tabii. Soğan. Mercimeklerimiz haşlanıyor. 2 su bardağı. Ay geğireceğim sana. Geğirsem sorun olur mu? Geğir ayol, manyak mısın ayol? Geri gitti kız. Gaz bu, gelir gider, boşver. Ahtan mı gelecek acaba? Bilemeyeceğim artık. İyi hadi bakalım. İç sistemi nasıl çalışıyor acaba? Ondan sonra cıma. İç sistemi tıkanmış. Ne mukosa kaldı. Ne dalak kaldı. Probiyotik. Çok önemli. Lübünyalar. Ondan sonra cıma. 2 su bardağı mercimek. Şimdi haşlanıyor. Ben yalandan bir haşlıyorsun. Vallahi yani hani soğanım bu arada. Kalın kabuğunu atıyorum. Çünkü sevmiyorum. Ben küçücük kalana kadar atıyorum. Yok, sadece bir katını atıyorum ben. Ve soğanı kesmenin bir inceliği var. Doğrarken kolaylık olsun diye başından kesersin. Bunu okulda öğrenmiştim. Soğanları doğruyor der o. Mercimek de yalandan şey oluyor böyle bir tıkırdatıyorsun o kadar. Daha fazlası değil çünkü zaten haşlanacak. Biz kızartma sevmiyoruz. Biz haşlama seviyoruz. O yüzden onlar biraz madiden haşlandıktan sonra efendime söyleyeyim içine diğer malzemelerini de koyup onu bir harç haline getireceğiz. Ama öncesinde bunun şeyini çekmesi için suyunu artık koymamız tamam, gerekiyor. Tamam, ne kadar ölçüsü? Şu 4,5 su bardağı. Koyayım mı ben? Aynen aşkım, sana zahmet. 4,5 su bardağı. Onu 1 su bardağı olarak düşünün. Tamam, bunu öyle düşünmek istiyorum. Bu arada istiyorum. Ortalama bir su bardağı, yanlış biliyorsam yoruma yazabilirsiniz. 150 ila 200 miligram arası. Mililitre arası. Mililitre arası. Muhtemelen. Ha, yes. Sıvılar litre. ML, tabii. MG, KG. Başka var mı? Kız kıysaydın suya biraz kaynatsaydın. Hani şey de koydum ya. Ne? Kara şimşek. Madiden. Bu niye böyle oldu bilmiyorum. Ay çünkü yani... Normalde çok güzel yapıyorsun. Niye şimdi böyle? Çünkü bu tepside ilk kez yapıyorum. Yo, bir kez daha yapmıştım. Yapma ya. Tamam, böyle duracak. Şöyle şöyle kaşık vereyim. Kaşık, aynen. Bir kaşık rica edeyim canım. Roju taşırmamışsın değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazar mısınız? Hayatım, hiç taşırır mısın sen? Maymuna benzemiş. Demez mi? Demez mi, demez mi? Maymun demez mi bir de? Benzetme yapmamalıydım değil mi? Japon'u biliyorum. Kobra mıydı? Neydi? O hangi lübün yakın? Kobra değil de şey, piton. Piton. Star Deniz. Star var. Lolita Deniz var. Bebek Kılgın diye bir sistem vardı. Bebek Kılgın var. Prenses Vav vardı diye hatırlıyorum. Baroşun Vav'sı diye. Prenses Ela var. Buradan Ela'ya çok selam. Bulgar Katya. Katya var, çok doğru. Çok önemli bir karakter Bulgar Katya. Seleha anne bu arada bir önceki videoda bana selam yollamış. Ne demişti? İbdi abla. Daha yayınlanmadı kimse. Bu akşam yayınlanıyor. Gerçekten neyse, selam mi? Olsun. Ben iki videoyu da bu akşam izliyorum. Sonra köşeme çekilip cicitliğime bakacağım. Şöyle kikeğimi bırakacağım diyorum. Bunu 10 yıldır söylüyor hayatım. Bunu normalde üstünde kapatmanız gerekiyor aşkım. Tamam, tepsi var. Hemen bak. Kap kapandı. Biraz daha suyla birlikte yapabiliriz bir tane. Nasıl istersen. Su. Bitti. Bitti, ne yapayım? Bakma öyle, bitti. Lan! Darlıyorsun beni gene. Bu süreçte ne oldu biliyor musunuz? Biz yokken herkes farkında bunun. Öncelikle senin için teşekkür etmek istiyorum. Bu videoyu çekeceğimiz zamandan düşündüm. İnsanlar bizi sosyal medyadan ve YouTube'dan takip etmeye devam ettiler. Ve hiç şey yapmadılar. Sürekli sordukları şey, bir kahve daha ister misin? Sürekli sordukları şey şu. Ne zaman video çekeceksiniz? Ne zaman hani tekrardan YouTube'a başlayacaksınız falan? İşte o zaman bu zaman hayatım.
geldik, buradayız. Ben öyle diyenleri sana ne lan diyorum. Sana ne yani? Ben doğru düzgün açıkladım, biliyorsunuz zaten. Ben hiç madileşemiyorum bana böyle pamba hayatla alakalı bir şey soran. Ben madileşiyorum valla. Canlı yayında soruyorlar, yeni videolarda lan. Ayrılalı kaç ay oldu lan? Daha bana niye soruyorsunuz? Lubinya'ya sorun. Çok güzel. Daha büyük bir şey ister misin? Olur. Lütfen. Şov yapalım. Geliyor. İniyordu kafama, kız çok ağırmış. Bayağı ağır. O ne kız öyle? Bunu evimdeki tezgahları yaptırırken artan tahtayla yaptırdım. Lavabomu da öyle. Ne yaptın yani şimdi? Çok güzel bir tahta olmadı mı? Hayır. Ne demek hayır? Bence çok şık. Sen ne yaparsın be? Soğanlarla başlamak istemiyorum. Yeşilliklerle başlamak istiyorum. Okey. Ben bir de kıyıyorum onları biliyorsun. İki bıçak vereyim mi? Yok, tek bıçak yeter. Ay, iki bıçak yani. Hadi şov yap, gösterken. Ay kızım. Hiç yapamam kız. Geliyor. Havalı bakın, geliyor. Bakın her şeye alıştık bu arada, farkındasınız değil mi? Neye alıştık mesela? Virüsle yaşayan bir dünyayız artık ve ölümlere alıştık. Ya da değil alıştırdılar. Mi? Ben şey diyorum mesela, hayır bu hafta kimse ölmedi. Değil mi bizden? Evet, yakınlardan kimse duymadım. Aynen yani. Öyle. Gözüm niye yanar ki benim şu an yeşillik soğandan yaparken? Onda da soğan var ya. Ben lens kullandığım için hiç yakmıyor biliyor musun? Sen yapsana ne olur. Evet yapayım. Soğanı sen yap, bunu ben yapayım. Tamam. Alsana kız. Hadi. Bana bağırma, seni keserim. Ne diyorsun lan sen? Keserim diyorum. Bu arada biz pandemi sürecinde Dero'yla gereğinden fazla yakınlaştık. Ben bahsedecektim ondan. Hadi bahset. Gereğinden fazla yakınlaştığımızda. Gereğinden fazla demeyecektim. Gereğinden fazla yok. Yani şöyle oldu süreçte. İnsanların gerçek yüzlerini gördük. İkimiz de. Kimin ve gördük? Birbirimize destek çıktık. Kimin gördük? Bir sürü. Aa, şimdi bahsetmeyeyim. Ver isim, ne olacak ayol? Dondur, verme. Deli midir nedir bu ya? Bu arada soğanları nasıl keseyim, yemeklik mi? Abla yemeklik ince kesiyorsun mi? İşte. İnce, ince kıy ha. Tamam. Madiden hadi. Elini mi kestin? Hayır, soğan saldırısına uğradım. Ay saçma sapan, ben de bir şey oldu sandım. Elinde bıçak var, bağırma. Ay Todi aşkım. Seni oraya hapsetmedim. Koskocaman diğer tarafı sana bıraktım. Bu çocuk. Ay inanamıyorum. Tamam. Todi aşkım, geleceğim aşkım. Çünkü nasıl? Sen orada kalacaksın. Ay biraz makayı mı olur bir taraf alsam da bunu bu tarafa alsam ha? Ne dersin? Belki orada çok sıkıldı Todi. Ay kız. Ne? Bu eldiven niye böyle apşarası gibi kokuyor? Yıka gel. Apşarası gibi kokuyor. Korona zamanı ne yaptık? Valla hiçbir şey yapmadım ben biliyorsun. Evdeydim. İşim gücüm vardı. Yeni iş buldum kendime pembe hayattan sonra. Daha dolgun maaşlı bir iş. Halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışıyorum. Şu an home ofisim. Daha sonrasında umuyorum ki bir ofisim olacak. Ondan sonracıma öyle iyi gidiyor şimdilik. Benim buna inancım sonsuz. Oyunda başarılar hayatım, ne diyeyim yani. Abi. Öyle geçti benim. Seninki nasıl geçti? Valla ben bu pandemi sürecinde yemek yapmayı daha fazla öğrendim. Kilo aldım. Netflix'e takıldım. Aranızda para toplayın da şu Netflix'i ödeyin lan. 2 yıldır kullanmadığım bir uygulamayı ödemek tarana bağladı. Tamam ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Şimdi. Ödeseydin hayatım çıkmak tamam, yerine. Tamam lan 3 aylık kaldım. 20 liradan 60 lira veririm. 60'a bir sipet yap. YouTube Premium ne olacak? Bir ay sen öde, bir ay ben ödeyeceğim. Yok be, şaka yapıyorum, aman öderim. Benim arkadaşlarım eğlensinler, kafa dağıtsınlar, bir şeyler izlesinler. Televizyondan da girdim Premium'a artık. Oh! Kırmızı Oda'yı izliyorum bu ara. Benim Masumlar Apartmanı'nı izledim. Masumlar Apartmanı çok okey bir dizi ama aha. Kırmızı Oda... Değil mi? Ben 3 bölüm falan yani izledim. Yani var ya, o kadar çarpıcı, o kadar güzel. Alt metninde şey var böyle, insanların kendine bir türlü açıklayamadığı şeyler var. Transfobi de böyle bir şey bence. Anladın mı? Yani içten içe bir kabul edememe, bir korku, bir şey, karşılaşamama durumu yani. Ben böyle düşünüyorum yani. Sen Erhan. Erhan mıydı? Özkan. Özkan. Dizilerle pek aran yok. Neylerle pek aran yok? Dizilerle mi? Ha. Yok, ben diziden bahsetmiyordum ama en son. Diziden bahsediyordum.
Transfobiden. Aa, kimse dinlememiş o ya. Kırmızı Oda'dan transfobiye İnanamıyorum size. Tamam. Ben çok önemli bir şeyden bahsediyordum. Neydi? Ben transfobinin de içselleştirilmiş bir problem olduğundan ve onunla karşılaşmak gerektiğinden bahsediyordum. Niye kimse dinlemedi ya? Abla dinledik de nereden? Aşk olsun. Deyince. Aşk olsun. Gördün mü? Dostum, şeyden bahsettim. Gör. Diziden bahsediyorum. Dizide alt metin şu. Ay yok, yanlış bir şeyler de söyleyebilirim bu arada ama en azından şöyle diyeyim. Cümlenin başında. Kendi anladığım kadarıyla. Fırık fırık ya, izliyorum işte. Üçüncü bölümdeyim. Sen daha böyle tek tek bunları mı doğrayacaksın? Sana ne? Sana ne? Çeyhan kameralar için çok güzel bir kostüm seçmiş. Hep beni çek Özkan. İnanamıyorum. Peki o Özkan'ın, kusura bakma, bunu söylemek zorundayım. Evlilik yüzüğü. Gözümüze bir çarptı değil mi? Gözüme bir çarptı ben tanışırken. Merhaba dedim. O yüzük bana önce merhaba dedi. Anladın mı sonra Özkan beni? Adeta şey biliyorsun. Lord'un ringi biliyorsun. Emrah'ın da öyle. Emrah'ın direkt vuruyor zaten. Emrah maşallah var. Emrah kaç davadan ayar kurtaracağım benim. Sorması. 24. 24. Şugar. Güzel okuturum. Nerede? Baksana hayatın düzene. Tabii ki de 24 ayar olacak yani. Anladın mı? Ay şu demir bakar bayağı mısın iyi. Bakar mısın yani hani. Bir şey söyleyeceğim. Bu ışık tabanımı yakmaz mı? Yok. Tamam. Çok elektrik veriyor. Onun dışında sonra. Okey. Biz elektrik faturasını yollarız derneğe. Hey şey. Ay lütfen bu ay ikinizi öder misiniz? Sen bu ayı bedava çıkardın kız. Erzak dernekten, elektrik dernekten. Yarım saatte yani, yarım saat doğradık. Çünkü şey yani. Hani, konuşuyorum abla yani. Yani transfobiden bahsettim soğan doğrarken. Daha ne yapayım? Sen bir dedin ne diyorsun lan? Daha ne yapayım? Tam hızlı hızlı doğruyorum. Zaten onu beklemiyor muyuz? Yok, hazırdır ya. Hazır mı? Ama yani bir yarım saat 40 dakika beklemesi gerekiyor. Yo. Tamam, ben hemen hızlıca doğruyorum. Kader kurbanıyım. Yes. Nasıl oldu küçüklüğü, iyi mi? Usta, travesti usta. Are you okay? Ha? Evet aşkım. Yetmez mi bu kadar soğan? Bunu da mı doğrayacağım? Tamam doğrama, lanet gelsin. Hadi bunu kullanalım. Yok doğrama. Doğrayacağım be. Tam hızlı doğrayacağım. Bakın aslında doğradığım nasıl? Ay. Normalde evde yaparken böyle anam babam usulü tabii ki yapıyorum. Ama işte söz konusu kamera olduğu zaman insanın böyle artistlik yapası gelmiyor değil yani. Bir de özlemişim kameralara çıkmayı falan. Sen 900 hatlara mısın yoksa gerçekten? Ne alakası var ya? Güzel olmaz mı? Yo, sen git 900 hatlara şeref. Ben yapamam ki. Sen yaparsın ama. Hayır, sen arsız bir insan. Yaparsın. Ne alaka ben yaparım? Niye ne bileyim? Aşkım senin ağzın laf yapıyor. Düşünsene bir gün pembe hayat kocaman bir kurum oluyormuş. Ondan sonra danışma hattı oluyormuş. Ama böyle şey değil. Bununki şununki bununki gibi değil. Ha öyle madiden değil. Aynen. Bir oda sadece alolok pembe hayat hattı. Yeah. Dünyadaki bütün translara böyle şey yapıyor. Pembe hayat international ve pembe hayat yes, ulusal. Yes pembe hayat aynen. Uluslararası danışmanlık veriyor falan. Ben de açıyorum. Alo. Pembe hayat buyurun. Nereden arıyorsun? Gülüm olur daha. Hadi gel şükürlük yapalım. Hadi. Oradan sen buradan ben. Aha. Ama şey yapacağız. Oyun oynayacağız şu an. Direkt öyle ısırmalı bir şey değil. Ne ya? Şöyle. Ben az önce yaptım ya. Hayır yok ısıracağız. Hayır öyle yapalım. Çektiğinde kimin ağzına gelirse o kazansın. Dilini vakumluyorum diyor. Vakumluyoruz abi. Hayır. Hadi ne olur vakumlayalım. Hayır o kadar ne olur çok değil. Güzel olur. Hadi. Ne oluyor kaysa? Kalkıyorum. Kalk abla. Yeter mi? Hadi. Vakumlayan kazanır. Ya hayır ya sen vakumlarsın. Hayır, kendine vakumlayamam. Bak. Hadi. Bak. Hadi. Şey jeneratör gibisin. Hadi. Aman tanrım. Ya. Oha bir sürü soğan doğramışım. Ama gel hadi. Değil. Ama kolay değil. Allah'tan ortadan ayrıldı. Nereye ayrıldı der o başını aldı. Tamam. Isırdın çünkü. Isırmayacaksın sadece vakumlayacaksın. Kimin ağzına gelirse. Karanlık. Hayatım elektrikli süpürge gitti. Anladın çene bağırdı. Dolgularım kaydı. Niye böyle bir şey yaptın? Abo senle yarışa mı gelir ya? Afiyet olsun bir tane. Kader. Sabah temizlik yapmıştın. Her yer battı. Bu yeter mi daha büyük bir babacım şey? Babacım mı bozulmuş kız? Belanı vermesin, sokmayın. Kremli. Ayda ben seni kremli. Nemli her an hazır. Tabii canım, merak etme. Altında da doğrama tahtası var. Yıka onun üstüne bakın.
Kurban olurum sana. Ne yapacağız şimdi söyle bana. Naşet onu. Kısıyorum altını. Biraz zeytinyağı biraz şey yap. Bunun hepsini döküyorum. Çok fazla. Tamam o zaman biraz da zeytinyağı dök. Yani öyle işte günler çok sıkıcı geçiyor. Evdeyim hep. Ondan sonra cuma. Geçen gün bir misafirim geldi. Ayıptır söylemesi. Cima için geldi bunu kendisi. Kul hikayesi anlatıyorum. Ne yapayım? Geldi öyle oturuyoruz falan. Sonra bana demez mi? Beni çiğne. Dedim emin misin? Sen benim kaç kilo olduğumu biliyor musun? Çiğne mi? Evet. Kız mı lan o? Çiğne ne? Ben de ondan sonra ona ayakkabılarımı yalattım ve hak ettiği değeri verdim ona. Onu aşağıladım. Evet 20 Kasım evet. Yaklaşıyor evet bu arada. 20 Kasım nefret suçu mağduru transları anma günü etkinlikleridir. Ve Pembaya kurulduğu yıldan bu yana çeşitli etkinliklerle bugün de mücadelede yürütüldüğünü transları anmaya devam etmektedir. Bu yılda pandemi koşullarına uygun bir şekilde 20 Kasım programı hazırladığını düşünüyoruz. Ekipte olmadığım için artık detaylara hakim değilim. 20 Kasım nefret suçu mağduru transları anma günü geliyor. Ve Pembaya ile çeşitli etkinliklerle transları anıyor olacak. Ben dışarıdan bir trans kadın olarak soruyorum. Etkinlik programına dair neler var? Küçük bir şey. Küçük bir tane. Bir oturum adı, bir şey. Hayatım o eski isimler eskiden de onları ben buluyordum. Artık ben yokum. Kim şey yapacak? Ama ben söylemiştim abla lütfen. Hayır ben söylemiştim. Doğukan. Aysan Eylül. Sana hiç yakıştıramadım. Ben de sana hiç. İnanmıyorum ne kaldı ya. Emek çorcusuymuşsun. Ay. Sana hiç yakıştıramadım. Senin olsun ama. Bekçilere hayır sadakam olsun lan. Sadakam olsun. Hadi senin olsun. Aa yok abla. Ben bu saatten sonra onu da sahiplenirim. Ben nasıl sahiplenirim be? Derin ben olsun. Seni nasıl sahiplenirim be? Öyle alçak. Ben her türlü havada kırada seni sahiplenmeye devam ederim. Ben edemem hayatım. Ben 200'lü bir kadınım. Yaşarsın. Ben bir yalancıyım. Ne yapalım? Ay yok yöneticiyi arayayım dur. Yöneticiyi mi arıyorsun yönetici. Şimdi? Gerçi yönetici. O küründen değil aradıkları var ya. Soğan yanıyor şirin. Fatoş teyze açar mısın artık ya? Sabah tamam. Alo. Alo. İyi akşamlar Fatoş teyze. Nasılsın? Rahatsız ettim. Kusura bakma. Ne yapıyorum? Evdeyim öyle. Ay canım benim. Nasılsın? İyi misin? Hoş geliyorlar maşallah. Ya şey, Fatoş teyze ben şey sormak istiyorum. Şimdi benim küçük tuvalet var ya. Oradan böyle apartmandan diye düşündüğüm bir koku geliyor ve engel olamıyorum. Anladın mı? Yani domestos döküyorum bilmem ne bir şey. Ben zaten çok temiz bir insanım biliyorsun. Gerçekten yaşam kalitemi düşüyor ve kötü kokuya tahammülüm yok. Evet hayatım evet. Vallahi orada. Artık domestos almaya param yetmiyor. Aynen olur tamam. Gündüz 1'den sonra uygunum ben. Yani gündüz 1'de uyanıyorum. Usta gelebilir. 4'ten sonra da hep gelebilir. Tamam şöyle bir şey oldu. Ben asma tavan yaptırdım ya oralara. Ay ne yapayım konuşuyorum. Sözde havalandırma ama bütün koku benim evde. Tuzlu muydu? Yani ben bunu şey yapmak istemiyorum. Çekmek istemiyorum. Aha. Bir tane sigara versin. Hoşçakal, iyi geceler. Şuralarımdan bir terledim falan oldum böyle. Şey yap aşkım, perdeyi aç, camı aç. Sıcakladık hepimiz ya böyle. Sanki Ağustos ayındayız. Sus be. Ağzım bayarı çıkmış. Yarama sokayım. Ah pardon. Kurban olduğum onu li 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 li. Telefonla konuşuyor ka. Ay. Videodayız şu an, çıkıyorsun ona göre konuşmaz mısın? Aynen. Ya mercimekler biraz senin istediğin gibi. Tam olmuş. Tam senin damak tadına uygun. Diri mi yani? Bir tık. Tamam ama haşlanacak ya bir de. Oo tamam o zaman. Mercimekli içli köfte. Burada içli köfteler var merak etme. Kayıtta mıyız? Evet. Elektrikler gitti. Ne alaka? Mahallede elektriği kestiler gene. Resmen çekim yapmamız... Ay Nalan'ın işi olabilir bu arada. Çok beni, ciddiyim Nalan'ın işi arıyor. Olabilir. Efendim Fatoş teyze. Şu an elektrikler kesildi değil mi sende de? Tamam. Müsaitse aşağı inersin koklarsın olur mu? Yani aşağıda olmayabilir ama bende var. Ne manaysa bilmiyorum bir yer mi tıkandı bir şey mi oldu? Elektrikler de kesildi zaten. Nasıl bir mahalle burası ya? Canım aşkım hadi görüşürüz. Ne yapacağız? Kaldık böyle. Bir suikast olduğunu düşünüyorum. Ya yok be yöneticinin de kesilmiş salak. Bilmiyorum binanın şartellerini attırmış olabilir birisi. Ve içimden bir ses Nalan diyor. Ah, Nalan İstanbul'da saçma sapan konuşma. Bilmiyorum ben tikli bir lubunyayım ve tiklendim şu an. Sen tik görmemişsin. Ay. Yani ben böyle bu şartlar altında çekim yapmak istemiyorum Özkan. Ama yani hani kendimi iyi hissetmiyorum. Özkan travmatize oldum. Aa. Neden benimle ilgilenmiyorsun Özkan? Işığı biraz daha oynatır mısın? Yüzüne daha güzel düşecek. Oldu mu? Çok güzel.
Neye benziyorum acaba? Joker. Gerçekten mi? İnanamıyorum sana Özkan. Bitirelim o zaman. Bu da böyle bir uyum olsun. Ama yapamadım. O zaman ben yoğurmaya başlıyorum. O hazırladığımız bulgurlar, irmikler, bırıklar, cırıklar buradalar. Bunun içine biraz salça koyabilirsiniz ama ben mercimekli sosu fazla salçalı yaptığım için koymayı düşünmüyorum açıkçası. Ay ben bu elimi niye soktum? Ya tırnaklarımın içine... Bunu biraz böyle yoğuruyoruz gördüğünüz gibi. İyice şöyle güzelce yoğuracağız. Ta ki bunlar böyle şey olacak. İyice böyle macun kıvamına gelecek bir 15-20 dakika sonra. Tabii bunu arada sulandırarak yoğuracağız. Ben şimdi hepsini yaptım. Siz görmediniz, oraları geçtik biz. Bayağı güzel bir hamur oldu. Bunun içine sonrasında yarım su bardağı. Bakın diyorum yarım su bardağı. Hani daha fazlası değil. Olamaz. Taş gibi olur. Yiyemezsiniz ve dağılır. Yarım su bardağı hayatım. Ununu koyuyorsun. Unla yoğurunca o iyice macun kıvamına geliyor. Efendime söyleyeyim. Macun kıvamına geldikten sonra bilin ki hamurunuz hazır. Şöyle elinize alın. Onu bir şöyle bir elinizde bir geveleyin. Bir bakın olmuş mu? Dağılıyor mu? Dağılmıyor mu? Ben şimdi deniyorum. Tabii denemeden önce bunları Ah! Aman Allah'ım! Hamur doğuruyor! İnanamıyorum. Canlı yayında neler oluyor? İçli köfte hamuru doğuruyor Doğukan. İnanamıyorum. İçli köfte. Aman Allah'ım. Vırık. İsmini Vırık koymak istiyorum. İnanamıyorum. Bir tane daha doğurdu. Hazır içli köfte. Bu nasıl mümkün olabilir? Yoruma yazın. Bir tane daha çıktı. Başka var mı? Kız bir tane daha koymuştuk içine. Bir tane daha çıktı. Ay uzun lafın kısası yapmaya üşendik. Bir de elektrikli herkesince neden devam ediyoruz ki? Bu zaten travesti tarifler ve bir yerinde bir noktada madilememiz gerekiyor gibi düşündük. Ve onları böyle madilemeye karar verdik. Zaten benim hazırlamış olduğum kışlık mercimekli içli köfteleri içine koyduk ve içimiz doğurdu. Bu nasıl oldu bilmiyorum ama direkler doğurabiliyorsa neden içli köften bunu doğuramasın ki? Drag Queen'ler doğuruyor biliyorsun. Sürekli bir aile bilmem ne, doğuruyor onun kızı oluyor bilmem ne. Sizin doğduğunuz gibi içli köftelerimiz de doğdu. Ay çıldıracağım tamam. Şimdi bunları ne yapacağız biliyor musunuz? Bir tane su hazırlayacaksınız. Bu suyun içine kaynadıktan sonra böyle bir fokur fokur oluyor ya. Özkan uyudun mu orada? Gerçekten mi? Evet. İyi geceler o zaman abla. İçine limon tuzu koyacaksınız ki şey dağılmasın. Bunlar var ya bunlar dağılmasın. Benimkiler asla dağılmaz. Sade suya atın. Hadi ona dağıtmayın. Fırına koyun pişirin. İstediğinizi yapın. Dağılırsa para veriyorum. Bak dağılmadı. Bak dağılmadı hayatım. Sonra o limon tuzunun içine bunları atıyorsunuz. Limon tuzu suyun içinde fokur fokur kaynıyor. Biliyordum. Biliyordum. Aman Allah'ım Doğukan bana ne yaptın? Merhaba diyeyim dedim. Baktım yalnız kaldım kamera karşısında. Saldırıya uğradım. Nasıl ki ya? Bilmiyorum balkondan birisi geldi ve kafama vurup gitti. Bir balkona bak. Salak ciddiyim. Korku filmi mi çekiyoruz ya? Hayır ciddiyim. Benim uykum geldi ben yapacağım artık gider misin yanımdan? Abi çekimdeyiz ya. Ben de keyfimden durmuyorum herhalde. O suyun içinde kaynıyor. Olduğunu nereden anlıyorsunuz? O suyu üstüne çıkıyor. Üstüne çıktığında bilin ki içli köfteleriniz hazır. Daha sonrasında onu alıyorsunuz. Vegan olmayanlar üstüne tereyağı kızdırabilir. Olay oluyor. Vegan olanlar da zeytinyağı kızdırsın. Onu dök içine. Ya ben korkuyorum bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Korkma gerizekalı orada biri var diyen sendin. Tamam. Ay aptal mıdır nedir bu? Yani ne bu böyle sabahtan beri hayır pazar pazar elektrik kesilir mi ya? Sabah da bir kere kesildi. Millet rezil ettiler ya. Öf. Bitti mi abla? Ne bitti mi? Söylenme. Üste çıktığında bilin ki onlar haşlandı. Zaten çaza soktuğunuzda kolay giriyorsa... Kolay giren şeyleri bilirsiniz, anlarsınız artık ondan da. Hepimiz hayatımızda bir kere pasif olmuşuzdur. Olmadıysak da olmamız gerekiyordur. Ah, çok doğru. Götten vermek her zaman en iyisidir hayatım, bunu unutmayın. G noktası bir tane. Evet, içli köfteniz hazır. Ha, dersiniz ki, hayatım ben haşlamayla uğraşmak istemiyorum. Benim canım kızartma çekiyor. Kızartmak içinde. Bunu haşlıyorsunuz, yukarıya çıkıyor. Çıktıktan sonra onu alıp şeye yine atıyorsunuz. Yine afiyet olsun ya. Yağın içine afiyet atıyorsunuz, onu hayatım. Güzelce kızartıyorsunuz. Önemli olan kızarttıktan sonra da ister üzerine yağ kızdırın. Hiçbir şey yapamazsınız artık kızarttıktan ister sonra. İster üzerin yanına bir salata yapın, koyun yiyin. İsterseniz tabağınızı koyun öyle homidi gırtlak yiyin.
yiyin. Yani bir şekilde yiyin, anladınız mı? Artık yiyin. Yeter artık. Bu içli köfte meselesi bitsin. Bence de bitsin. Ay çok üstüne geldi. İşkence gibiydi. Elektrikler geldi. Bu sevinci en son çocukluğumda yaşamıştım. Aman Allah'ım, elektrikler geldi. Sabah ne oldu peki biliyor musunuz? Sabahı da anlatayım da kapatalım artık. Ben uyandım. Kestik. Abi onlar biraz gay çorabı değil mi? Ayıptır söylemesi. Gay çorabı mı? Beyaz çorap da yani gay çorabı oldu, anlamıyorum. 2-3 yıl önce beyaz çorap gene kro derlerdi ben. Gerçekten anlamıyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Beyaz çorap beni o kadar çekiyor ki. Bir taraftan da. Erkeklerde bu arada. Çekiyor yani. Ben eve gideceğim artık. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Umarım yararlı bir video olmuştur. Yapamadık. İlk defa yapamadığımız yemek. Bir günde demiyor ki yapalım da yiyelim. Yedik ama. Şey yedik ya. Neyi yedik lan? Yaptık da sonra mantiler geldi. Yedik ya. Mantiler geldi. Hiçbir zaman mantiler gelmedi. Hiçbir zaman mantilerle aynı ortamda bulunmadık. Ya. Bulunduk mu? Bulunduk anne ya. Kim hangi mantiler? Kulağıma anne sorayım. Geldi ya mantiler. Başlamaz mı mantiler? Yeme şimdi beni. Bu arada çok önemli bir şeyden bahsetmeyi unuttuk arkadaşlar. Ne var ya, yeter artık ya. 10k olduk. Ah evet, 10.000 kişi takip ediyor bize. Bize 10.000 kişi takip ediyor. Çok önemli. Bence de çok önemli. Hatırlasana bu videolara nasıl başladığımızı. İkimiz de bir şey bilmiyoruz. Birbirimizi susturup kesiyoruz. Ondan sonra gülüm yapmaya çalışırken abartıyoruz falan. Yo, güzeldi bence. İlk zamanlarımız Kezban'dı, kabul et. Şimdi izlesene bir yıl önceki videolarımızı. Benim ilk videomu izledin mi sen? Hangi ekrandan okuyor okuyor. Selam Barbiler. Şöyle bakmaya çalışıyorum. Dekenler. Doğru. Hadi ilk daha şeyi... ya. Yapma ya, yapma ya, yapma. Bozdun. Lan elim yandı lan. Öyle geçirirmişim. Öyle. 10.000 olduğumuz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü bunu çok bekledik ve biliyorsunuz artık yalvarmıştım ve ne demiştim? 10.000 olmadan o işte travesti tarifler gelmeyecek demiştim ve travesti tarifler gelmedi 10.000 olana kadar. Daha sonrasında 10.000 olduk ve travesti tariflere devam ettik. Ondan sonra neyse işte 10.000 olduk ha. Yani takip etseniz de olur, etmeseniz de olur bu arada yani. Yeni hedef falan yok. Yeni hedef 5.000 takipçiye düşmek istiyoruz. Hayır. 5.000 takipçiye düşmezsek ben bir daha buraya gelmiyorum. Gerizekalı, sana mı soracağım yapalım? Biraz soru cevap yapalım. Böyle düşün. Ben 5.000 takipçiye düşmeden hiçbir şey yapmayacağım. Niye gerizekalı yükselmek varsan düşmeyi hedefliyorsun. Ama biz düşmeyi seven kadınlarız. Biz düşmüş kadınlarız. Ay anne, burada düşmeyelim bari ya. Düşelim anne ya. Allah Allah, garipsin ha. Aşkım ne olur videoyu bitirelim de ondan sonra yapalım. Tamam, kurban olurum. Tamam anne, tamam. Hadi söyle ne? Neyse tamam, söyle. 10.000 takipçi olduğumuz için teşekkür ediyoruz. Dik dur gerizekalı. İçli köfteler de burada işte. Yerseniz yersiniz. Yemezseniz de kamı yersiniz yani. Ne yaparsanız yapın. Geldiğim gibi gidiyorum lan, yeter. İlk videodan bıktım. Hadi naş. Geldiğin gibi gidiyorum. Ay, beğenmeyi unutmayın ne olur. Bir de şey, abone de olun. Daha sonra 5.000'e düşeriz. Hele bu video yorumlarınızı ben tek tek okuyacağım. Cevap verebildiklerimi verebilirim. Ben yaptım yok, çok malum. Vermeyeceğinden emin olabilirsin. Hayır, vereceğim söz. Ay hayır, sen ay, vermeyen biri bu ya. Bir hep tane, küründen veren biri buyuyorsun sen. Bir tane yok. Sen her zaman küründen veren biri bunya oldun. Niye böyle çıkıştın bana, ben böyle bir insan değilim. Veriyor musun? Hayır. E o zaman? Niye böyle söyledin, işte ona şaşırdım. Sen de biliyorsun ki baba yiğitler gibi has kuracak. Damardan alıyorum. Ben yıkıştırıyorum. Doğru. Teşekkür ediyoruz bize ulaşmak için. Ben özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu 10.000 olduğumuz videoda bunu yapamamış olsak bile tekrardan bu videoyu çekebilmek, dışarıya çekebilmek, alışveriş yapabilmek, buraya gelip malzemeleri yerleştirmek, en azından buraya kadar yapmak çok güzeldi. Derine de teşekkür ediyoruz. İzleyenlere de teşekkür ediyoruz. Naş. O eyeliner'ı da göz pınarına kadar çekmeyeydin, iyiydi. Diğerini de çekmiş misin bakayım mı? Güzel olmuş değil mi? Orada olmuş. Alta ne sürdün? Kahverengi falan. Olmuş ama. Tabi. Ölmüş olmuş. Şeyi sadece abartmasın biraz. Ruju mu? Bir tık taşırayım gerek dedim. Gerek yokmuş. Ama böyle bir tık hani dolgun gözüksün istedim. Bir tık taşırmakla, dolgun gözükmekle alakası yok. Palyaço gibi s*****. Biraz özen göster. Bak ben bugün ilk defa bir gömlekle çıktım. Var mı daha gömlekle dikiyorum? Yok. Kapat artık bu videoyu. Kapandı zaten artık.
Salih. Salih'ti değil mi? Bak eğer yalandan yapıyorsam unutma. Salih değildi. Ercan. Ercan değil Ercan mi? Nereden çıktı lan? Ercan değil miydi ya? Özkan. Özkan'cım için çok teşekkür ederim. Seninle tanıştığım için çok memnun oldum. Benim için önemli olan senin karşında bu videoları çekerken rahat olabilmekti. Sen rahat bir adamsın. Ne kadar o yüzüğün gözünde de çarpsa. Bitti. Kapat artık.